Öncesinde Aliye Uzun'u konuşuyoruz. Evet. Aliye Uzun'u neden konuşuyoruz? Şundan dolayı konuşuyoruz. Kendisi AK Parti'nin Beşiktaş Kadın Kolları Eski Başkan Yardımcısı. Hakkında çok fazla iddia var. Zindaşli ile e, e, Burhan Kuzu'yu tanıştırmasından tuttuğunda e, başka türlü e, iddialar. İlişkileri itibariyle iddialar, aracılıklarıyla ilgili iddialar. Bunlar tamamıyla iddia. Bugüne kadar bu arada kimse açıklama yapmadı. Bütün bu iddialar konusunda çıkıp da tek açıklama yapıp Sedat Peker'in e, karşısına geçip onu muhatap alıp açıklama yapmak Aliye Uzun'a düştü. Aliye Uzun bu arada arkasında bir AK Parti şeyi, AKP logolu, bardak. logolu bardak var. Şu arkada Elif ve Vav harflerinin olduğu Önce bir Önde de pavlo. Türk bayrağı var. Türk bayrağı. Bu tarafta da bir Sedat Peker kompozisyonu yapmış o da. Evet o da bir... Şurada yani, Kendisinin çıkarmış olduğu dergi var. O dergiye geleceğiz. orada dergi. gel. Ve şey gibi hani e, filmlerdeki gibi hanıma <laughs> ve e, şey, ö, diğeri hep birlikte böyle karşılıklı atışıyorlar. Şimdi burada mesele olan bir mesela şu enteresan değil mi? Biraz önce sen Süleyman Soylu İçişleri Bakanı için söyledin. Ya yanına gelen herkes böyle bir açıklama yaptı yani her gelen böyle bir açıklama yaparsa ya da kimin geldiğine niye dikkat etmiyorsun ya da böyle bir açıklama yapılıyorsa niye itiraz etmiyorsun diye şimdi aynı şekilde Ali uzun için de geçerli mesela bir sürü şey söylüyor onu ondan tanıştırdım öyle bilmiyor falan ve AK Parti logosunu da kullanıyor ya mesela AK Parti'den biri çıkıp da ya bu hanımefendiyle bizim şöyle bir ilişkimiz vardır böyledir Burhan Kuzu konusunda söyledikleri doğrudur yanlıştır bilmiyoruz biliyoruz yine oradan da bir sessizlik çünkü herkes doğru olduğunu biliyor. Daha Süleyman Soylu madem söyledin. Geçen gün ben burada da okudum hatırla. Ee, aracında silahlar, uyuşturucu, her şey bulunan bomba bulunan kişi polise hakaret etti sosyal medyadan. Süleyman ile fotoğrafları var. Değil mi? Onları paylaşarak. Gitti, serbest kaldı. Yani bak arabanda bütün bunlar bulacak. Serbest kalacağım göreceksiniz dedi bu arada. Evet. Gerçekten de Serbest kaldı bildi. Çıkıp polisi de tehdit etti. Kendisini durduran polisi. Hatırla tehdit etti. Ben burada polisi savunuyorum. Ben burada o memuru namuslu memuru savunuyorum. İçişleri Bakanı'nın da kendisinin buna bu insanlara cevap vermesi lazım. Yani bize gazetecilere veriyor bunlara cevap vermesi lazım. Yani Red Kit sürekli Daltonlarla fotoğraf çektirseydi o çizgi film olmazdı herhalde. Red Kit Daltonları yakalamak için var. <laughs> sürekli birlikte fotoğraf çektirmek için değil. İçişleri Bakanı da böyle. Bunları yakalamak için var. Bu kriminal tipler o İçişleri Bakanı'nı görünce korksun. Fotoğraf çektirmeye gitmesin. <laughs> fotoğraf o güzel olmasın. Dönelim şimdi. Mesela şu. Ne iş yapıyor ya? Ya gerçekten ne iş yapıyor? Beşiktaş ilçe AKP'de Beşiktaş bilmem ne falan dedin. Bu iş değil. Ama plaza katlarında zorlu dedin. Onu da unutma. Zorlu'nun açılışında tanışmış unutma. ama kendisi Trump Tower'da oturuyor. Onun, çünkü ben ona geleceğim yapıyor. Bu böyle bir iş olmaz. Kendisinin ifadesiyle danışmanlık ve iş takibi. Ne diyor? İş takibi ve danışmanlık yapıyorum. Birlerin işlerini takip ediyor. Ne tür iş? Gelelim şimdi zindaştı. Ali Uzun, Burhan Kuzu'yu bağlayalım. Zindaşti ne yapmaya çalışıyor? Türk vatandaşı olmaya çalışıyor. Türk vatandaşı niye olamıyor? Şu an çarşıda pazarda Türk vatandaşlığı dağıtılıyor biliyorsun. Ev alana veriliyor. Çünkü Zindaşti. Hanımefendinin burada doğru söylemediğini söylüyorum. Uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlara bulaştığı için bu vatandaşlık ve istihbaratta da soruluyor. Açık söyleyeyim istihbarat buna karşı çıkıyor ve verilmiyor. Bu durumda Ali Uzun kendisiyle bu işi hallederiz diye ilişki kuruyor. Ve bunu da Burhan Kuzu aracılığı halletmeye çalışıyor. Halletmeye çalışıyor mu? Çalışıyor. Burhan Kuzu'ya gidiyor. Burhan Kuzu vatandaşlık işleri genel müdürlüğünü arıyor mu? Arıyor. Bunu da kabul ediyor. Bu için ne kadar para istiyor? 650 bin lira para istiyor. Şu an değil o zaman. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, İçişleri Bakanı, bizim ülkemizin vatandaşlığı uyuşturucu kaçakçılarına 650 bin liraya satılacak kadar ucuz değil demiyor bu ülkede kimse. İstiyor. Veriliyor mu? Adam diyor ki ben 100 bin lira şu dergiye verdim. Niye? Bu dergiye de bir dergi kurulmuş Şirin. Şöyle olamayacağı için al 650 bin lira bu iş takibi vatandaş karşında denemeyeceği için derginin bilmem ne reklamı al. <laughs> Anlatabiliyor muyum yani? Burada dergi bu dergi okuyan var mı Allah aşkına? Bu dergiye ya para vererek röportaj yaptırıyorsun ya da böyle yapıyorsun. Bu iş böyle oluyor. Peki gelelim şimdi başka bir şeye. Yani bu kabul ediyor. Zindaş da kabul söylüyor. Ali Uzun da kabul ediyor. Burhan Kuzu da vatandaşlık işini kabul ediyor. Doğal olarak Burhan Kuzu burada ne yapıyor? İş takibi nedir Şirin? İşi takip edecek Türkiye'de nüfuzunuzu olmasıdır. Urhan Kuzu Cumhurbaşkanlığı telefonlarından bu kurumları arayarak şu işi çözün diyor. Anlatabiliyor muyum? Bu iş böyle takip ediliyor. Yani öyle sanıldığı gibi evrak işleri değil bu takip. Bu takip önemli adamlara bu işi yaptırma işi. Şimdi burada bir şey var hala, bir soru var. O da diyor ki, dikkat edersen, ee bir böyle konuşması sırasında ben tertemiz bir insanım. Zindaş diye ilk ben şikayet ettim diyor. Gerçekten de şikayet ettiği doğru. Şimdi ben ekranda yakınlaştırdım onu. O anı yakınlaştırdım. Baktım tarih 26 Mart 2016. Hanımefendi şöyle bir evrak tutuyor Ali olsun 26 Mart 2016 tarihinde yakınlaştırınca da görülüyor. Sarıyer Emniyet Müdürlüğü'ne gitmiş şikayet etmiş zindaşlığı. Etmiş mi etmiş? Neden etmiş biliyor musunuz? Şimdi sana o gün polis ifadelerinden bir şeyler okuyacağım. O güne kadar Zindaşti ile can ciğerler o döneme kadar. Sonra Zindaşti o gün olanları, o dönem olanları şöyle anlatıyor. Burada Sarıyer Asayiş bir bunu biz yayınlamıyoruz. Ali Uzun yayınlamış zaten. Biz de ondan kopyaladık. Gördüğünüz gibi yakınlaştırınca bu çıkıyor. O sabah, yani 26 Mart 2016 sabahı sabah saatlerinde sarı yerde bir silahlı çatışma yaşanıyor bir villanın önünde. Bundan o aynı gün ne oluyor dersen aralarında bir para tartışması oluyor. Zindaşlı parayı vermiyor. Diyor ki hala vatandaşlık çıkmadı niye vereyim? Verirsin vermezsin bilmem ne. Bunun üzerine Aliye Uzun bunu Ali Uzun'un kendisi de söylediği için, Zindaşlı da söylediği için, Zindaşlı'nın yeğenleri de söylediği için Ali Uzun'un birlikteki çalışma arkadaşı da söylediği için söylüyorum. Zindaşçı'nın kucağına oturduğu fotoğrafı Twitter'dan paylaşıyor. Cumhurbaşkanı öbür tarafta galiba Twitter'dan hoşlanmıyorum diyor ama kendi partisinin mensuplarını Twitter'da yaptıklarında keşke görüp açıklasa. Kucağına oturduğu fotoğrafı paylaşıyor. Sen misin para vermeyen al sana diyerek intikam yapıyor. Bu da bunun üzerine tabiri caizse uzun uzun ifadeleri okumayayım. Kaldır o fotoğrafı kaldırmam kaldır kaldırmam tehdit ediyor Ali Uzun'u. Ali Uzun bunu birlikteki çalışma iş arkadaşına, patronuna neyse ona söylüyor. O da zindaş diyor arıyor sen nasıl onu tehdit edersin, hakaret edersin diyor. O da ona hakaret ediyor. Bu sefer iki erkek birbiriyle silahlı çatışmaya giriyor. Aslında bu silahlı çatışma hadisesine polis müdahale edince, polis bunlara gelince, gözaltına alınca orada şikayetçi olup verdiği ifade. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle ben zindaşlıyı deşifre ettim falan filan değil. Zindaşlı'nın kucağına oturduğu Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçi olan Ali Uzun Zindaş'ın kucağına oturduğu fotoğrafı ondan intikam almak için sosyal medyada paylaştığı için yaşanan silahlı çatışmanın ardından polisin zorunlu olarak aldığı ifade. En üzücüsü ne biliyor musun? Kendisi bir konuda haklı bana koruma verdiler diyor. Devletin koruması kimlere verilmedi bu ülkede ya? Kimler korunması gerektiği halde korunmadı. Değil mi? Gerçekten kendisine de kucağına oturduğu fotoğrafı paylaşıp böyle bir çatışmaya sebep olduktan sonra da koruma verilmiş. Bunu görüyoruz. Şimdi burada burada şunu bu araya girip şunu sorayım. Burada şimdi seyircilerimiz diyorlar ki ya bunu niye konuşuyorsunuz? İki Hı. tane İranlı uyuşturucu